Veli Akademisi'nin 5. gün 2. oturumunda yeniden birlikteyiz. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün öğretim üyesi Meltem Altıntuğ hocam bizlerle birlikte sizlere çocuklarda hareket eğitiminden bahsedecek. Onu alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Meltem Altıntuğ, Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği bölümünde görev yapmaktayım. Bugün sizlerle çocuklarda hareket eğitimi üzerine konuşacağız. Hareket eğitimi nedir? Hareket eğitiminin çocuklar üzerimizde katkıları nelerdir? Hareket eğitiminin çocuklarımızın üzerinde fiziksel uygunluklarına katkıları nelerdir? Nasıl etkinliklerdir? Sağlık alanındaki faydaları nelerdir gibi kullanılan materyaller, hedefler, içeriği ve planlanmasıyla ilgili pek çok konu başlığına değineceğiz. Hareket eğitimi nedir ile başlayacak olursak, hareket eğitimi çocuklarımızın kas gelişimlerine katkı sağlayan fiziksel aktivite boyutlarında bir ilerleme kaydedebileceğimiz bir faaliyet alanı, bir etkinlik alanı diyebiliriz. Hareket eğitimiyle birlikte çocuklarımızın pek çok konuda geliştirebiliriz. Çocuklarımız hareket eğitimiyle birlikte kendilerini tanıyabilmeyi, sosyal anlamda gelişebilmeyi, özgür şekilde hareket edebilmeyi gibi pek çok konuda kendilerini geliştirebilmektedirler. Hareket eğitiminin yararlarından söz edecek olursak aslında 4 farklı alanda inceleyebiliriz. İlki motor gelişim alanı, sağlık alanında ne gibi faydaları var, yine sosyal duygusal alanda ne gibi faydaları var, bunların üzerinde birazcık duracağız. Motor gelişimine baktığımızda zaten aslında hareket eğitimi dediğimizde ilk akla gelen alan bu. Çünkü direkt olarak işin içinde hareket var, çocukların kas gelişimi var. Ve bununla birlikte koordinasyonlarında, fiziksel uygunluklarında, beden farkındalıklarında ve temel hareket becerilerinin gelişmesine katkı sunduğunu söyleyebilmek mümkün. Buradaki beden farkındalığından kastımız aslında çocuklarımızın bedenlerini tanıması, bedenlerindeki bölümleri ifade edebilmelerini kastediyoruz. Temel hareket becerilerini biraz açacak olursak bunu kendi içerisinde 3 başlık şeklinde inceleyebiliriz. İlki lokomotor hareketler. Nedir lokomotor hareketler diyecek olursanız bedenin, vücudun bir noktadan başka bir noktaya hareket ederek yapmış olduğu hareketler. Şu an benim yaptığım gibi ne yaptım? Başladığım noktayı terk ettim. Yürüme, koşma gibi eylemler lokomotor hareketlere verebileceğimiz örnekler ki çocuklarımız biliyorsunuz enerji dolu, hiç yerinde duramıyorlar. Hepsi sürekli gün boyu oturmadan ayakta günü geçirebiliyorlar. Yine ikinci bir hareket beceri alanımız ise non-lokomotor hareketler dediğimiz hareket alanı. Bu da lokomotor olmayan hareketler demek. Peki lokomotorda ne yapmam gerekiyordu? Bir noktadan bedenimi başka bir noktaya ilerletmem gerekiyordu. Peki lokomotor olmayan da ne yapmam gerekiyor o zaman? Noktamı terk etmemem gerekiyor. Bunu bir oyunla örnek verecek olursak, hepiniz biliyorsunuz, hepimizin çocuğu da bunu severek oynuyor. Deve cüce oyunu. Ne yapıyoruz bu oyunda? Çocuklarımız yan yana diziliyor. İçlerinden biri ya da dışarıdan biri onlara komut veriyor. Cüce dediğinde çocuk belli noktasını kaybetmeden olduğu yerde çökme hareketini sergiliyor. Deve dendiğinde de olduğu yerden kalkıyor. Yani noktasını kaybetmiyor. Demek ki çökme eylemi çocuklarımız için nasıl bir temel beceri alanı? Lokomotor olmayan yani non-lokomotor hareketler içerisinde sayabileceğimiz bir hareket becerisi. Üçüncüsü ise manipülatif hareketler dediğimiz daha çok küçük kas becerilerini kullanarak yaptığı hareketler. Nedir bunlar? Yine bir oyunla örnek verecek olursak mendil kapmaca. Çocuk ne yapıyor? İstemli bir şekilde mendili kavrayabiliyor. Yani küçük kaslarını kullanabiliyor. Koşuyor, 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 koşuyor. Boş bulduğu yere oturmadan hemen önce arkadaşlarından birinin arkasına yine istemli bir şekilde mendili bırakıyor. Yani burada yine küçük kas gruplarını çalıştırarak yapmış olduğu bir hareket, manipülatif bir hareket becerisi diyebiliriz. Sağlık alanındaki katkılarına değinecek olursak,
kemik gelişimini desteklemesi açısından hareket eğitiminin önemine vurgu yapabiliriz. Yine kardiyovasküler hastalıkların azaltılmasında, obezite gibi hastalıkların bu hastalık riskinin azaltılmasında ve fiziksel zindeliğin artması. Bununla ilgili çok güzel bir atasözümüz var. İşleyen demir paslanmaz ya da ışıldar deriz, değil mi? Çünkü neden? Bedenimiz ne kadar çok aktif olarak hareket ederse o kadar hantallaşmaz ve tembelleşmez. Aslında fiziksel zindeliğin artması derken bunu kastediyoruz. Bir diğer gelişim alanına etkisi ise bilişsel gelişim alanı. Bilişsel gelişim alanında çocuklar oyun esnasında, etkinlikler esnasında pek çok arkadaşıyla akran ilişkisi kurarak pek çok oyunu oynarken kas gelişimine de destek verebiliyoruz. Ve bu noktada da problem çözme, yaratıcılık ve hayal gücü gibi yetilerinin de geliştirilmesine katkı sunduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer alan ve son alan sosyal, duygusal ve duyusal alan. Burası bence önemli bir nokta. Çünkü çocuklarımız bazen evde olduklarından çok daha başka bir kimliğe bürünebiliyorlar. Akranlarıyla birlikteyken. Siz çocuğunuzu belki çok içine kapanık, benim çocuğum çok hiç konuşmuyor. Çocuğunuzu çok daha başka betimlerken, çocuğunuz kendi arkadaş ortamındayken, akranlarıyla birlikteyken çok daha başka bir kimlik sergileyebiliyor. İşte bunun sebebi de aslında akranlarıyla birlikteyken, kendi gibi bireylerle bir aradayken kendini çok daha rahat ifade edebiliyor. Çok daha özgür hissedebildiği için kendini sosyal yeterlilik anlamında tamamlayabiliyor. Böylece olumlu benlik gelişimine yine katkı sağlayabiliyor ve önemli bir nokta empati kurabiliyor. Bu hayatımızın her alanında bence sadece çocuklar için değil bizler için de önemli, empati kurabilmek. Evet, hareket eğitimi deyince bazı kavramlardan söz etmek gerekiyor. Bunlardan ilki motor gelişim kavramı. Motor gelişimi birazcık böyle kısaca ifade edecek olursak en temeliyle bir öğrenme sonucunda bir performans sergileniyor. Ve bu performansın aslında sinir kas sistemindeki gelişimini inceliyoruz. Motor gelişimden kastımız bu. Sol tarafta bir piramit görüyorsunuz. Bu piramit 4 farklı dönemden oluşuyor. Piramidin solunda da farklı yaş gruplarımız var. Şimdi bu dönemleri kısaca örneklerle açmak istiyorum. İlki refleks hareketler dönemi. Refleks hareketler dönemi çocuğun, bebeğin diyelim çünkü doğumdan itibaren başlayacak bu süreç, anne karnından 1 yaşına kadarki geldiği süreyi kapsıyor. Refleksif hareketler ya da refleks hareketler dediğimiz dönem, İstemsiz yapılan hareketler dönemi. Ama bir üst döneme geçtiğinde, ilkel hareketler dönemine geldiğinde çocuk, yani 2 yaşına kadar geldiğinde yavaş yavaş artık çocuk refleksif hareketleri geride bırakıyor. Bunun yerini daha istemli hareketler yapıyor, daha bilinçli hareketler sergilediğini görebiliyoruz. Evet, daha kaba belki, daha tam istediğini tam ulaşamıyor ama bir önceki döneme baktığımızda artık reflekslerin ortadan kalktığını görebiliyoruz. Üçüncü dönem temel hareketler dönemi. Burası önem arz ediyor. Çünkü burası tam olarak pek çok çocuğumuz kreşe ve anaokuluna gitti ya da şu anda gidiyor. Bu dönemde çocuk ne kadar çok hareketleri tam olarak oturtabilirse bir sonraki dönemde, bu dönemde amaç olarak yaptığı hareketleri bir sonraki dönemde araç olarak kullanacak. Buna ufak ufak örnekler verecek olursak. Bu dönemde 2-3 yaşındaki bir çocuğu siz desteklerseniz eğer çocuk merdivenden inebilir. Ya da önüne bir duran top koyduğunuzda hadi topa vur ya da önce siz yaptığınızda çocuk o topa vurabilir gibi hareketler gösterebilir. Ya da aynı çocuk 3-4 yaşına geldiğinde şunu gözlemleyebilirsiniz. Evet, şimdi sen topu atıyorum ve sen bu topa vur. Şimdi bu çocuk bir yaş daha aldıktan sonra hareketli topa vurabilir. Bir yaşta topla ilgili olgunlaşması level atlamış olacak. Ya da 3-4 yaşındaki bir çocuk 3 tekerlekli bisiklete binebilir. Parka götürdüğünüzde kaydıraktan kayabilir. Salıncakta sallanabilir.
Aynı çocuk 4-5 yaşına geldiğinde bu sefer denge unsurunun biraz daha işin içine girdiğini görebiliriz. Bir çocuğa, 4-5 yaşındaki bir çocuğa tek ayak üstünde dur dediğinizde 4 ile 8 saniye o çocuk tek ayak üzerinde durabilir. Ya da 10 saniye kadar, 10 kereye kadar çift ayak sıçrama yapabilir. 5-6 yaşına geldiğinde ki bu yaş tam anaokulu çağı, ilkokulun hemen öncesi. Bu yaş önemli bir yaş çünkü çocuk artık ilkokula başlayacak, bir dönem atlayacak, okuma yazma öğrenecek, küçük kas ve büyük kas gruplarının çok daha aktif olarak çalışabiliyor olması gereken bir döneme adım atacak. Artık 5-6 yaşına gelen bir çocuk iki tekerlekli bisikleti sürebilir ya da barfix'te asılı 10 saniye kadar durabilir, büyük harfleri yazabilir. Daha ince motor kaslarını kullanarak sayıları yazabilir ki şu anda anaokuluna giden çocuklarınız varsa eve bazen ufak ufak ödevler gönderir öğretmenleri elleri biraz daha yazıya alışsın diye. Bir sonraki dönem 7 ile 14 yaşına kadarki dönem var artık üzerinde ne koyduysa yaşam boyu devam edecek özellikler. Spor hareketler döneminde çocuk artık biraz daha bireysel farklılıklarını keşfediyor ve daha çok neye ilgi duyuyorsa o alana kanalize oluyor. Daha spesifik bir alana yönelmiş oluyor. Örneğin kendi büyük oğlumdan örnek verecek olursam, Kerem şu anda 10 yaşının içerisinde ve 7 yaşından beri futbola hayranlık duyuyor, futbola gidiyor. Biz de ebeveyn olarak bunu destekliyoruz. İşte burada aslında birazcık çocuğun kendi ilgi alanına birazcık daha saygı duyup ona destek olmak önemli. Bu dönemde çocuk daha uzun soluklu performans sergileyebiliyor. Çünkü kendi istediği bir branşa yöneldiği için çok daha uzun soluklu yol alabiliyor burada. Aynı zamanda temel hareketler döneminin bir uzantısı, yani devam ediyor. Temel hareketler döneminde örneğin sıçramak, yerimizde sıçrama adımı bir amaç iken çocuk o yaşlarda temel hareketler döneminde bunu bir amaç olarak yaparken bir sonraki döneme geçtiğinde ip atlama becerisi için kullanılan bir araç oluyor. Çünkü ip atlamada ne yapıyoruz? Hem çocuk sıçrıyor yerinde hem ipi çeviriyor. Aynı zamanda da bu ritmik yapıyı korumak zorunda. Yani çocuk birden fazla şeyi, kombinasyonel bir hareketi bir kere de yapmaya çalışıyor. Yaşı itibariyle artık bunu daha çok yapabilir olduğu dönem spor hareketler dönemi. Bu dönemin bir özelliği daha var ki kız çocukları için. Kız çocukları en çok büyüme ata yaşadığı dönem bu dönem. Bu dönemi atlattıktan sonra kız çocuklar daha yavaş bir büyüme sergileyecekler. Bu yaşı geçirenler, kız çocuğu olanlar biliyordur. Bir de bu dönemin bir özelliği daha var ki çocuklar çok daha karmaşık hareketleri rahat yapabilmesinin bir sebebi de aslında nöromusküler açıdan çocukların pik noktada zirve yapmış olması. Bu alanda fazlaca gelişmiş oldukları için çok daha zorlu hareketleri bu dönemde yapabiliyorlar. Bir diğer kavramımız psikomotor kavramı. Aslında psikomotorla motor gelişim biraz böyle birbirlerinin yerine giriyor zaman zaman ama psikomotor bir kişinin döllenmeyle başlayan sürecini kapsadığı için aslında motor gelişimini içine dahil eden bir süreç. Yani çok daha geniş bir kavramdan söz ediyoruz. Motor gelişim dediğimizde neydi? Bir öğrenme oluyordu. Öğrenme sonucu bir performans sergileniyor. Performansın gelişimdeki etkisine bakıyorduk. Ama burada döllenme itibariyle bakılan bir süreç olduğu için çok daha geniş bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer kavramımız ise motor performans kavramı. Motor performansta ise bir hareket vardı değil mi? Bir görev vardı, yapılabilecek bir görev. Bu görevi gerçekleştirebilmek için gerekli olan hareket performansına da motor performans diyoruz. Beceri ve sürat kavramlarımız var bir de değineceğimiz. Beceri dediğimizde bir düzene uygun olarak hareketin sürdürülebilmesi. Hareketin sürdürebilme yeteneğiyken sürat ise bir hareket düşünün maksimum yoğunlukta yapılmak isteniyor ama bunu bir de diyoruz ki minimum sürede yap.
Şimdi biz bir çocuğa bir hareketi ilk kez gösterdiğimizde evet şimdi bunu çok süratli yapıyorsun diyemeyiz. Çünkü bir hareketin bir çocuk için süratli bir şekilde yapabilmesi demek o hareketlerin daha önceden görmüş olması, bedeninin buna alışmış olması, kinestetik olarak bunu kazanmış olması ve artık kaslarının bunu düşünmeden yapıyor hale geliyor olması gerekiyor ki biz çocuktan süratli yapmasını isteyebilelim. Hareket eğitiminin içeriği dediğimizde bunu biz 5 bölümde sınıflandırabiliyoruz. İlki vücut farkındalığı. Vücut farkındalığından kastımız şu. Biraz önce de söyledik. Çocuğun kendini tanıması, bedenini tanıması ve bedeninin bölümlerini isimlendirebiliyor olması. İkincisi ise alan farkındalığı. Bir genel alan, bir de kişisel alan. Bunu hepimizin bildiği bir örnekle açıklamak istiyorum. Atapark. Hepimiz biliyoruz değil mi? Gayet hepimiz için elverişli, güzel bir alan. Atapark'ı genel bir alan olarak düşünebilirsiniz. Ama bir de Atapark'ın içinde bir yürüyüş yolu var değil mi? Bir koşu parkuru var orada. İşte oradaki yürüyüş yolu da bir kişisel alan. Çünkü genel alan hepimiz içinken yürüyüş alanına sadece yürüyüş yapmak için gidenler kullanıyor. Değil mi? Daha aslında dar düşündüğümüzde, daha spesifik baktığımızda kişisel alana örnek olarak verebiliyoruz. Bir diğeri ise hareketin niteliği. Biz hareket eğitimi etkinliklerinde pek çok hareket kullanabiliyoruz, pek çok etkinlikten yararlanabiliyoruz ve bunları yaparken çocuklara kazandırmak istediğimiz bazı beceriler var, motorik özellikler var. Ne içerebilir? Buradaki vermek istediğimiz hareketin niteliği, özelliği nedir? Biz çocuğa denge mi vermek istiyoruz, denge mi kazandırmak istiyoruz? O zaman ona yönelik hareketler kullanmamız lazım. Ya da biz çocukta biz koordinasyon mu geliştirmeye çalışıyoruz yoksa çocuğun esnekliğini mi arttırmaya çalışıyoruz? İşte burada hareketin niteliği yani özelliği devreye giriyor. Dördüncüsü ise hareket becerileri ki biraz önce tek tek açıklamıştık. Lokomotor, non-lokomotor yani lokomotor olmayan beceriler ve manipülatif beceriler. Bunları biraz önce zaten açarak örneklerle ifade etmiştik. Hareket eğitimi etkinlikleri dediğimiz ise pek çok şeyi sayabiliriz. Mesela bir dans etkinliğini hareket eğitimi etkinliği olarak kabul edebiliriz. Ya da herhangi bir takım sporuna dair yapılan çalışmayı yine hareket eğitimi olarak kabul edebiliriz. Ya da herhangi bir şarkı eşliğinde yapılan bir hareketi ya da ritmik yapıda yapılan herhangi bir hareketi, parkurlarla yapılmış olan etkinlikleri, pek çok şeyi biz hareket eğitimi etkinlikleri içerisine dahil edebiliyoruz. Peki bu hareket eğitimi nasıl planlanmalı, nasıl olmalı? Hatırlarsanız birkaç slide öncesinde bir piramit görmüştük. Orada bazı dönemler vardı ve yaş grupları vardı. Burada öncelikle çocuğumuz hangi yaş döneminde? Bu önemli. Yani siz ilkel hareketler dönemindeki bu çocuğa kalkıp sportif bir faaliyet hareketi veremezsiniz. Çocuk çünkü bunu yapamaz. Çünkü kas ve kemik gelişimi henüz o olgunluğa erişmemiştir. Çocuğun yaşı neyse biz o yaş grubuna ait etkinlikler yaptırmalıyız ki performanstan biz bir geri dönüş alabilelim. Şimdi bu hareket eğitimi haftada 3-4 kez yapılabilir. Süresi 30 dakikada sınırlandırılmalı. Bunu da kendi içerisinde biz 3'e ayırıyoruz. İlk 5 dakikasında ısınma hareketleri yaptırıyoruz. Bunu tüm spor branşları için yapmak zorundayız. Bu şu demek aslında ilk 5 dakikada bedeninize şunu söylüyorsunuz tabii sözel olarak değil ama hissettirmeniz lazım. Evet şimdi etkinliğe başlıyoruz. Birazdan yoğun bir çalışma yapacağız kısmını bedene bir kere bir hissettirmeye gerekiyor ısınma aşamasında. Sonraki gelen 20 dakikada ise asıl çalışma evresi dediğimiz. Yani çocuğa o derste hangi hareketi, hangi yetiyi vermek istiyorsak onu çalıştırdığımız süreden bahsediyoruz o 20 dakikada. Ancak bu asıl çalışma kısmında da direkt yeni bir hareket vermekten ziyade bir önceki derste ne yaptı? Bir önceki dersteki hareketlerin tekrarı ve onun üzerine koyarak
sağlam bir şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz. Ve son olarak soğuma çalışması, yani bitirme evresi. Nasıl ki biz ilk 5 dakikada ne dedik? Evet, bedenimize biz şimdi çalışma yapacağızı hissettiriyoruz. Bitirirken de bunu yapmamız lazım. Sonuçta çocuk o 20 dakikada bir efor sarf ediyor, değil mi? Bir kasları çalışıyor, bir nabzı yükseliyor, bir efor sarf ediyor. Eforu yavaş yavaş düşürüp, nabzı düşürüp daha soğuma evresiyle birlikte evet artık çalışma bitiyoru bedenimize hissettirip ondan sonra çalışmayı bitirmek gerekiyor. Peki bu hareket eğitiminde ne gibi materyaller kullanabiliriz? Bize neler yardımcı olabilir? Pek çoğunu zaten görselde görebiliyorsunuz. İp, çember, blok, minder, eğik düzlemler, raketler hepsi bizim kullanabileceğimiz materyaller arasında. Yani bir ip düşünün ama bu hani fark etmez, ebatı fark etmez, ince olabilir, kalın olabilir, daha uzun olabilir, daha kısa olabilir. Siz bunları çeşitlendirebilirsiniz. Ya da çocuklarımızın çoğu topu çok seviyor. Küçük toplar olabilir, yumuşak toplar olabilir, sert toplar seçebilirsiniz ve bunlarla ilgili farklı etkinlikler yapabiliriz. Yine raket dedik. Örneğin bu bir masa tenisi raketi de olabilir. Daha çok dirsek ve bilek aralığını, daha çok küçük kasları, parmakları çalıştırabileceğimiz hareketler yaptırabilecekken bir tenis raketi düşündüğümüzde daha çok bütün kolu çalıştırabileceğimiz hareketleri de yine yaptırabilmek mümkün. Peki hareket eğitiminin hedefleri neler? Aslında buraya kadar saydıklarımızın hepsi hareket eğitiminin hedefleri arasında yer alıyor. Şöyle bir toparlayacak olursak, çocuk vücudunu tanır dedik, değil mi? Çocuk bedeninin bölümlerini ifade edebilir, kendini tanıyabilir, sosyal anlamda gelişebilir, sinir kas sistemi, koordinasyonu gelişebilir. Ve tabii ki boş zamanlarını çok daha kaliteli şekilde geçirebilir ve böylelikle biz bu etkinliklerle çocuklarımızın pasif bir yaşamdan daha aktif bir yaşam sunarak hem onlar için hem kendimiz için çok daha kaliteli zaman geçirerek sağlıklı vakit geçirebiliriz. Şimdi burada 3-4 yaş ve 5-6 yaş için iki kısa video izleyeceğiz. 3-4 ve 5-6 yaşları tercih ettim çünkü tam okul öncesi dönem olması sebebiyle izleyelim. Evet, 3-4 yaş için bir etkinlik izledik. Şimdi bir de 5-6 yaş için bir videomuz var. Onu da hemen izleyelim. Temel motor becerilerinden biri olan yakalama ve yapma becerisi, çocukluk sonrası ergenlik ve yetişkinlik döneminde de fiziksel aktivite seviyesinin gelişimiyle ilişkilidir. Yakalama ve atma becerisi aynı zamanda çocuğun beden farklılığının gelişimine katkı sağlar. Dahası nesne kontrolü ve kavrama yazı yazabilmenin de ön koşulmuştur. İki tane de top havuzumuz var. Grup olarak ekipçe çıkıyorsunuz, buradaki topları alıp bu kutunun içine koyuyorsunuz. En hızlı topları buraya taşıyan ekip kazanıyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Oyun alanını temizle. İki sınırlandırılmış alana topları eşit sayıda dağıtın.
Her bir alan için iki grup oluşturun. Siz dur diyene kadar çocuklar topları alanlardan boşaltmaya çalışırlar. Dur kelimesi geldiğinde alanında en az topa sahip olan grup oyunu kazanır. İki grup genelde kazandı. Bravo. Tebrik ederim sizi. Evet. 3-4 yaş etkinliğinde dikkat ederseniz daha minimum düzeyde tutulmuş bir etkinlik yapılmıştı. Sadece bir çember vardı, müzik eşliği vardı ve komut vardı. Ama 1 yaş daha büyük grupta gördük ki toplar var, parkurlar var. Biraz önce demiştik ya alan farkındalığı, genel alan ve kişisel alan diye. Şimdi bu ikinci videoda izlediğimiz alanın tamamı genel alan. Ama dikkat ettiyseniz orada 2 parkur vardı. Birinci grup, ikinci grup diyelim ya da mavi grup, beyaz grup diyelim. Nasıl adlandırırsak adlandıralım. Herkesin kendi bulunduğu parkur işte kişisel alanı. Kimse başka yani hiçbir çocuk bir diğerinin parkuruna geçiş yapmıyor. Böylelikle çocuk sınırlarını da öğrenmiş oluyor. Evet, burada peki biz anne baba olarak neler yapabiliriz? Ebeveynler olarak çocuğumuzu bu anlamda nasıl destekleyebiliriz? Bir kere çağ gereği malum. Çok fazla telefon ve tablet kullanıyoruz. Bizler de, çocuklarımız da çok düşkün. Ama bunlara geçmeden önce sizlerin bir kendi çocukluk döneminizi bir o oyun çağlarınızı hatırlamanızı istiyorum. Şimdi ne yapıyordunuz? Bir mahalle kültürü vardı değil mi? Bir sokak kültürü vardı. Akşama kadar, hava kararıncaya kadar mahalledeki arkadaşlarınızla oyunlar oynuyordunuz. Peki şimdi kaçımızın çocuğu bunu yapabiliyor? Çok çok azınlıkta belki ya da hiç. Çünkü artık o kadar böyle büyük büyük sitelerde oturuyoruz. Çevreye bir kere olan güvenimiz çok daha minimuma inmiş durumda. Öyle ki çocuklarımızın pek çoğu kendi apartmanımızdaki çocukları tanımadan büyüyor. Bırakın saatlerce sokakta oynamayı. Aynı çatı altında yaşadığı çocukları tanımadan büyüyen çocuklarımız var. Yine şöyle düşünelim. Eskiden biz çocukken annemiz bir şey yapacak, yumurta bitti. Diyor ki bize ne diyordu? Bakkala git 3 yumurta al gel. İşte tuz bitti, makarna bitti al gel. Biz bunları gidip alıp gelebiliyorduk. Ama şimdi kaçınız çocuğunuzu markete gönderebiliyorsunuz? Bir kere kıyamıyoruz. Değil mi? Korkuyoruz göndermeye. Ama aslında onlara iyilik yaptığımızı düşünürken maalesef ki çok da iyilik yapmış olmuyoruz. Bunun yerine ne yapabiliriz mesela? Şimdi evet çok alıştık. Pek çok uygulama üzerinden hemen eksiklerimizi söyleyiveriyoruz. Kapıya kadar getiriveriyor. Bunu ben de kullanıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bunun konforunu ben de yaşıyorum ama bunun yerine şunu yapabiliriz. Eğer çocuğumuz yürüyebilecek düzeydeyse, evimize yakın bir market varsa tutarız çocuğumuzun elinden, yürüyerek gidip alıp gelebiliriz. Ya da bir apartmanda otursak bile, çok yüksek katlarda değilsek merdivenleri kullanabiliriz asansör yerine. Yine mesela ev işlerimizde çocuklarımıza hadi sen bir köşede otur ayağıma dolanma demek yerine onları da belki işin içine dahil ederek en azından kendi odalarının sorumluluklarını vererek onları da yine işin içine dahil edebiliriz. Bu gibi küçük ufak tefek yapacağımız etkinliklerle hayatımıza ufak dokunuşlarla çok büyük şeyleri aslında değiştirebiliriz. Yine güzel havalarda park ve bahçeleri tercih edebiliriz. Artık biliyorsunuz çok fazla oyun alanları türedi değil mi kafelerde? Ama tabii bu oyun alanlarında böyle oyun top havuzları falan var biliyorsunuzdur. Evet çocuklar çok seviyorlar ama hijyen konusu biraz böyle akıllarımızda soru işareti. O yüzden oralara götürmek yerine daha çok en azından havalar güzelken park ve bahçeleri tercih edebiliriz. Biraz önce bazı materyaller gördük, görseller vardı, ip, çember, blok gibi. Tabii evinizde varsa bunları kullanarak çok güzel etkinlikler yapabilirsiniz. Çok eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ama bunlar bende yok, ne yapacağım ben? Dediğiniz noktada da şunları yapabilirsiniz. Örneğin hepimizin evinde bir halı var değil mi? Halının birleşim noktasını, bu çizgiyi bir hat belirleyebilirsiniz. Buradan ufak ufak sıçramalar, atlamalar yaptırabilirsiniz. Parkelerinizin birleşim çizgilerini kullanabilirsiniz. Yine yerdeki seramikleri, kareleri ya da o dikdörtgenleri kullanarak, renkli küçük bantlar yapıştırarak ya da oralara böyle farklı
puanlar koyarak çocuklarınıza mini parkurlar kurabilirsiniz. Hem eğlenirken hem de onların kas gelişimlerine destek olabilirsiniz. Ve böylelikle pasif bir yaşamdan daha aktif bir yaşama geçişi el birlik, ailecek sağlayabiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Evet, Hatun Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Ve hediyelerini takdim etmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Sayın Ethem Sevil Beyefendi'yi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Tekrar Sayın Meltem Altıntı öğretmenimize, hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu verdiği bilgilerden dolayı. Biz bu pazartesiden itibaren Veli Akademisi etkinliğimizde birçok konuya değindik ve birçok Uşak Üniversitesi'nden eğitmenlerimiz burada oldu. Yarın da var değil mi? Pazar günü yok. Yarın da iki tane eğitimcimiz burada olacak. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hem katılımınızdan dolayı, hem bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı, hem de bu eğitimler mutlaka az da olsa bizler de dahil hepimize fayda sağlasın diye düşünüldü. İnşallah faydası olmuştur. Teşekkür ediyorum hepinize. Ayaklarınıza sağlık.